okullarda okuyan insanların da orada okutulan derslerle ne belki başlamak lazım. Hani orada yeni turizm alakalı dersler ve kitaplar okutulmalı, daha fazla turizme insan kazandırmalı, turizme insanların yönlendirilmesi, yani üniversitelere yetiştirilmesi, turizm meslek kolları sonuçta var bununla ilgili ama ne derecede yönlendiriliyor oradaki çocuklar ya da gençler turizmle ilgili ileride yaşayacakları iş sıkıntıları veya bulabilecekleri işlerle ilgili ne derecede eğitim veriliyor? Bu da tartışılır tabii ki. Tabii bunların hepsini tartışmak gerekiyor. Biz mümkün olduğunca tartışmaya çalışıyoruz. Umarım bizi seyredenler de güç sahibi olanlar da bir noktada tartışmaları gerekiyor. Sedat Bey, Türkiye biliyorsunuz yaklaşık 25 yıldır bir terör kıskacında. Ciddi olarak da son dönemlerde terör etkisini biraz artırmaya başladı. Farklı argümanlar kullanarak ve turizm sektörü maalesef terörün acılarını yaşayan bir sektör. Marmaris'te, Antalya'da, İstanbul'da patlayan, geçmişte patlayan bombalar ciddi anlamda turizm sektörüne zarar verdi. Mısır'a baktığınız zaman Mısır'da işte turistler biliyorsunuz bir terör örgütü tarafından zayi edildiler. Yani öldürülmelerine rağmen Mısır'a Avrupa'nın bakışı farklı. Fakat Türkiye'ye daha farklı bir bakıyor. Mısır artış trendinde hiçbir şekilde azalma olmadan terör olayları olmasına rağmen yaşayan bir ülke artışı yaşıyor. Tamam belki biz de artışı yaşıyoruz ama Mısır gibi tarihi çok uzun olmayan, geçmişi çok uzun olan, Osmanlı gibi bir tarihi barındıran Türkiye'nin için daha hızlı turist alamıyor size. İki pencereden özetleyeyim ben size. Yaklaşık bir aydır Mısır'la alakalı bir tanıtım var. Geçtiğimiz yıllara kadar Mısır'a Türkiye'den 60 bin civarında turist gitmiş. Türkiye olarak söylüyorum. Hedefleri Türkiye'den 500 bin kişiyi tekrar Mısır'a çekebilmek. Mısır'ın tanıtım filmini seyrettiniz mi? Hayır, seyrettim. Afişlerini gördünüz mü? Göremedim. Göremedim. Mısır bir Müslüman ülkesi değil mi? Evet. Müslüman ülkesi. Bizim gibi Müslüman. Bizim gibi bir Müslüman ülkesi. Mısır'ın tanıtım filmiyle Türkiye'nin tanıtım filmini lütfen herkes yan yana bir koysun. İki ekrandan izlesin. İşgelip tanıtıma farkı mı kalıyor? Evet. Bakın aradaki bütün, bakın yıllardır söylüyorum. Avrupa'dan bakacaksınız Türkiye'ye. Orta Doğu'dan bakacaksınız. Balkanlardan bakacaksınız. Rusya'dan bakacaksınız. Rusya'dan bakacaksınız. Rusya'dan, Balkan ülkelerinin buraya niçin geldiğini hepimiz biliyoruz. Avrupa'yı getiremezsiniz. Yıllardır söylüyorum. Avrupa, İstanbul. İstanbul sadece Turkish kebap dediğimiz efendim o fesli insanlar vesaire at üstüne atıyla Boğaz Köprüsü'nden geçen insanlardan ibaret değil. Ama biz ısrarla aynı şekilde bu tanıtım sorunu yıllardır neden ısrarla yapıyoruz anlamış değilim. Öncelikli olarak Mısır tanıtımda önceliği niye veriyor? Valla Mısır'ın tanıtımı da çok enteresandır. Şu an bütün İstanbul'un billboardlarında çok güzel sarışın bir kız var. Mısırlı mıymış? Mısır. Yani kızın nereli olduğu önemli değil. Bakın kullanılan argümandan bahsediyorum. Bizde de yani Tüni Şahin'imiz var. Bizim tanıtımlarımızda Tüni Şahin yok. O sadece bir yüz olarak kullanıldı. Yani Tüni Şahin belli odaklarda bizim lobimizi yapacak bir insan olarak seçildi. Onu da anlamış değilim. O da ayrı bir tartışma konusudur. Seçenlerin bileceği bir iş. Dolayısıyla önce yurt dışından buraya, Londra'dan, Paris'ten, Roma'dan nasıl bakıldığını biz hala keşfetmiş değiliz. Her yıl bir konsorsiyum kurulur. Bütçe 50 milyon dolardır, 60'a çıkar, 60'tır 70 milyon dolara çıkar. Bir tanıtım paketi hazırlanır. Konsorsiyum 7-8 tane ajanstan ibarettir. Bunlar da kendi çaplarında bir takım hazırlıklar yaparlar. Yurt dışındaki belli medya gruplarında, mecralarda yayınlanır. Özellikle de iki katlı otobüsleri giydirmek de üstümüze yok Londra'da. En kolay tanıtım yolu yani olarak en ucuzu o mu? Yani bakın. Ya bizde ciddi bir tanıtım sorunu var. Biz Kevin Costner gibi bir adamı zaten kullanamadık. Bakın Türk Hava Yolları'nda Kevin Costner'ı, dünya starının adamı getirdi buraya. Adamı yerden yere vurduk. Dediler ki adamın işi bitti. Yaptığı filmler batıyor. Ya arkadaşlar lütfen ya. Kevin Costner doğru mudur değil midir demiyorum. O ayrı bir konu. Ayrı bir konu. O da beni de ilgilendirmiyor. Ama tanıtım başka bir şey.
lütfen gidece dünyadan bize dünya insanı nasıl bakıyor onu göreceğiz. Yurt dışındaki basında durumumuz vahim. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene İngiliz bulvar gazetelerinde bir haber vardı. İşte Türkiye'ye gidince Türk erkekleriyle olmayacağım, şuydu buydu imza falan gibi bir kampanya. İşte tabii bizim Türkiye'deki insanımızın da para konusundaki farklı olarak üretmiş olduğu yalanlar ve turizm sektöründe eğitimsiz personel istihdamı bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. İşte peşi sıra baktığınız zaman birkaç tane yaşamış olan feci hadise dünyanın her yerinde yaşanıp Türkiye'de ana haber olan. Aynen. Özellikle söyleyeyim. Türkiye'ye size göre Avrupa'dan bakarken bir Tayland'a bakar gibi mi bakıyorlar? Kesinlikle öyle. Hala öyle ve bu zihniyetin uzun yıllarda içine inanmıyorum. Yurt dışında uzun yıllar yaşamış bir insan olarak hem öğrencilik yıllarımda hem profesyonel hayatımda ben hala çok yakın dostlarım var. Avusturya dünya başkentidir bana göre. Londra dünya başkentidir. Oradaki insanlara sorun bakayım Türkiye'ye halen nasıl bakıyorlar. Burada yaşayan yabancı gazetecilere sorun. Tabii bu arada yani burada şimdi Avrupalı dostlarım ve müttefiklerim demiyorum hiçbir zaman. Bu tabir bana çok acizane geliyor. Ben de kullanmam onu. Öyle onlarla bir şey yok. Dost diye bir şey yok canım. Arkadaşlığımız olur anca. Türk işte Almanya'da yaşayan yabancılarla ilgili işte pala bıyıklı, yüzünde ben olan, kafasında 8 köşeli bir kasket takmış olan bir Türk resmini metrolarına asarak işte yabancı düşmanlığını engelleme. Aynı şekilde geçmiş yıllarda bakıyorsanız Alman Milliyetçi Partisi yani Neo-Nazi Partisi'nin işte bizim kızlarımız tacizden dolayı, Türk erkeklerinin tacizinden dolayı diskoteye gidemiyor benzeri haberleri veya kampanyaları. Yine Danimarka'da peygamberimize yapılan hakaret, buradan kınıyorum. Aynı şekilde Hollanda'da ve Norveç'te aynı hakaretlerin dini kitabımıza yapılan hakaretler ve en son İsviçre referandumu. Minareye sanki minarelere baktığınız zaman minareler bizim Osmanlı mimarisi minarelerimiz yani sivri dediğimiz balkon yapısına baktığınız zaman bu size göre İslam dünyasına mı, değil mi? Sadece Türkiye'ye karşı mı? Bak şimdi aynı cümleyi kullanacağım. Bir fotoğraf var. Bakın Türkiye fotoğrafı dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin aynı. Bugün Sayın Başbakanımızın One Minute'le çıktığı o yol var ya, dünyadaki konjonktürü çok daha tehlikeler yarattı. Yani kimse zannetmesin, biz Başbakanımızı milli başbakanımızın, kahraman ilan ettik. Başımızın tacı, bizim Başbakanımız. Eyvallah. Ama dünya size nasıl bakıyor? Önce onu bilelim. Bakın Avrupalı olmakla Müslüman olmak arasında çok büyük bir fark var. Önce biz bunu öğreneceğiz. Bosna Hersek de Avrupalı demiş. Bu kadar basit. Peki Sultanahmet Meydanı'ndaki manzarayı Bosna Hersek'te görebilir misiniz? Hayır, bayramlarda, ha. Ramazanlarda manzaradan kastım genel sıkışıklığı mı bahsediyorsunuz? Hayır, düzensizliği mi? Bakın fotoğraf diyorum. Evet. Yani çok farklı da yerlere gitmeyelim, programın şeyini değiştirmeyelim. Fotoğraf çok önemli. Evet. Dolayısıyla itibariyle biz bakın bizim sorunumuz şu. Avrupalı olmak derdine düştüğümüz için 50 yıldır benim yaşım kadar Avrupa Birliği zannediyorum başvurumuz var o tarihte. Dolayısıyla biz bu sorunu çözmediğimiz müddetçe Avrupalının, dünyanın bize bakış açısı değişmeyecek. Biz öncelikle Müslüman bir ülke olduğumuz kavramını bilincine ve varacağız. Kompleksi, Avrupalı olabilme kompleksinden kurtulmamız gerekiyor değil mi? Bu kadar basit. Evet, son bölüm için bir reklam arası vereceğiz. Değerli izleyiciler, son bölümde buluşmak üzere. Turizme dair devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, turizme dair son bölümünde konuklarımızla olan beraberliğimiz devam ediyor. Bu arada tabii ciddi hatalarla strateji hatası yaptığımız artık siz değerli gazetecilerle de konuşmamızda ortaya çıktı. Netice itibariyle Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve tanıtım konusunda faaliyet gösterilerinde kendisini toplaması gerekiyor. Peki bu her şey dahil ne kadar daha devam etmeli Bora Bey? Bu her şey dahil diye bir trend var. Bu gidiyor böyle. Gittikçe gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Yakında Hakkari'ye de gidince her şey dahil göreceğiz. Kars'a da gidince her şey dahil göreceğiz. Ne olmalı? Her şey dahil. Evet belki güzel. Turist otele girdiği ya zaman her şeyini. Açısından ve kalite açısından ciddi kayıplarımız var. Doğru mu? Tabii ki. Şimdi bir kere tatlarda bir lezzet kaybı var. Ya, Türk mutfağını yansıtamıyoruz. Yansıtamıyoruz.
Şimdi içeriden baktığınız zaman, otele girdiğiniz zaman turist her şeyi buluyor. Ha, içki içen turist sınırsız belki içebiliyor ama lezzete geldiğin zaman o lezzeti yakalayamıyorsunuz. Peki her şeyi içeride bulan bir turist de dışarı çıkmıyor. Dışarıdaki esnaf da bu sefer alışverişi turiste herhangi bir şey satamıyor ve dolayısıyla oradaki esnaf da kan ağlıyor. Dolayısıyla dışarıdaki esnafı da düşünmek lazım. Her şeyi içeride vermemek lazım. Biraz dışarı yaz çıksın dışarıya yani geçsin. Her kapı çalındığında her şey dahil olmamalı, doğru mu? Bence olmamalı. Bunun bir standardı. Biliyorsunuz bizim yayınlarımız neticesinde Sayın Bakan açıklama yaptı geçenlerde. Bir standart çalışması başlatıldı her şey dahil için. Herkes her şey dahil yapamayacak diye bir açıklaması var. Siz de yayınladınız bunu. Şimdi turist geldiği zaman biraz da dışarı çıksın, dışarı gezsin, alışveriş yapsın. Göreceği yerleri görsün, yani sonra otele gelsin. Mersin'e gelen adam Kız Kalesi'ni görmeden gidiyor. Cennet Cehennem'i görmeden gidiyor. Veya Antalya'daki Hadrianus'u görmeden gidiyor. Yakında İstanbul aynı sorunu yaşar mı? Her şey dahil yaparsanız belki yaşayacak. Evet. Bazı şehir otellerinde her şey dahil var. Farkında mısınız, biliyor musunuz? Şimdi bakın, büyük otellere girdiğiniz zaman ne yapacak? Yiyecek, içecek, havuza girecek, çıkacak, sauna, spa diyecek havalimanından memlekete. Bence değil. Geçsin, bir sahilimizi geçsin. Gezdirmemiz saray... gerekiyor değil mi? Bunun için de farklı şeyler yapabiliriz. Belki bir iki sene farklı konseptlerin Türkiye'de denenmesi şimdi gerekiyor. Gelecek, görecek ki anlatacak. Görmediği şeyin neresini anlatacak? İşte o da gelince şey, çok yemek vardı, çok içecek vardı, onları anlatıyor. Bir sene sonra 2 milyon kişi daha ücretsiz olarak Türkiye'ye geliyor. Ya. Peki bu arada baktığınız zaman herkes her şey dahil yapmamalı. Konusunda da hemfikiriz. Neyi alkışlıyoruz? Strateji ve turizmde hatalı yönlerimiz olduğunu söylüyoruz. %2'lik artışı alkışlayarak seviniyoruz. Kültür ve strateji belgemiz henüz mevcut değil. Bunun bir belge olmasına gerek yok. Bir politikası yok Türkiye'nin. Var mı? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Var mı politikası? Neyi alkışlıyoruz Fatih Bey? Açıkçası kötü durumları alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok yani. Tamam, kötü olanı fakirlik bey ama bu doğruların da bir yerde söylenmesi, basın olarak sizin de bu konuda ciddi olarak yayınlar yaptığınızı biliyoruz. Bir noktada artık yani bu işe etkin ve yetkin kişilerin bizleri çağırarak, tamam arkadaşlar belki şu hataydı, bu hataydı ama biz de bir şey yap, sizin de bir şey yap, şunu yapmanız gerekiyor diyen var mı size? Yok, şu an henüz onu hemen görmedim. Bir şekilde fikrimize alan yok. Şu an fikrimize alan yok. Sadece biz dediğim gibi köşe yazılarında sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Ve haberlerle ve alttaki okuyucularımızın bize olan destekleri veya eleştiriler de oluyor ama genelde biz aynı düşünce olan insanlar oluyor ama onun dışındaki yetkililerden bizi yönlendirecek ya da genel turizme dair daha etkili olabilecek yönlendirmelerin hiçbirini şu ana kadar ben görmedim. Bundan sonra da olur mu olmaz bilmiyorum ama olmasını da tabii ki ümit ediyoruz. Biliyorsunuz turizm bir eğitim gerektiriyor ama öyle çok büyük uluslararası çapta işte master, doktora gibi çalışmalar illaki var ama istihdama en büyük katkıyı sağlayan sektör. Öyle ki %15'lerden %16'lardan Mayıs ayında TÜİK verilerine göre söylüyorum, %9 küsürlere işsizliği düşüren bir sektör. Ve insanlar 6 ay gibi veya 4 ay, 5 ay gibi bir müddet çalışarak evlerine ekmek götürüyorlar. Tabii bunu 12 aya böldüğünüz zaman bu rakam asgari ücretin de altında kalıyor. İşe geçim yönünden baktığımız zaman. Şimdi Türkiye çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. En büyük sorunumuz işsizlik ve istihdam. Sezonluk işçiler. Ekonomik açıdan baktığınız zaman siyasal süreçlerde fabrika açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ve Karadeniz bölgesine verilen teşvikler yerine turizm teşviki verilmiş olsaydı bugünkü Türkiye profili böyle mi olurdu? Gerek eğitim, gerek kültür, gerek gelişme, gerek istihdam açısından. Daha farklı olurdu. Sonuçta Doğu Anadolu'ya yapılan bazı teşviklerin şu ana kadar pek etkili olmadığını görüyoruz. Tekrardan açılan... Sanayi teşviklerinin özellikle hiç etkili olmadığını görüyoruz. Hiç etkiliyiz. Daha sonra açılan fabrikaların çok kısa sürede kapandıklarını, oradaki işlerin tekrar işsiz kaldıklarını görüyoruz. Açıkçası bu yatırımlar şu an ne kadar daha fazla devam ettiğini pek bilemiyoruz ama daha bu yatırımın turizme tabii ki aktarılmış olsaydı. Eğitim ve teşvik kapsamında. Çünkü baktığımız zaman 1980'lerde Türkiye'ye gelen, 1970'lerde Türkiye'ye gelen turistin %30'u Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine kültür turları kapsamında gidiyor imiş. Böyle bir rakam var önümüzde. Fakat bu rakam şimdi tabii makas yükseldikçe düştü. Tabii bölgenin içinde bulunduğu durum neticesinde ciddi bir sorun olarak yaşanıyor. Siz de diyorsunuz ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sorunun en büyük çözüm kaynağı turizm
sektörel olarak baktığınız zaman turizm sektörü. Artık yani oraya sanayi teşviği verilmesi abeste iştikal olur. Doğru mudur? Tabii ki. Normalde illa ki bir sanayi teşviği olacak. Her şey buradan geçecek diye bir kaydı yok ama hani böyle 150-200 fabrika açılış törenleri falan biraz şey tuhaf oluyor. Çünkü sonra kapanıyor bir sene sonra. Sanayi mi turizm mi denildiği takdirde benim tercihim turizm olur. Ya orada insanlar kendi imkanlarıyla bile orada çocukları görüyoruz. Yani yabancı dil öğrenmiş, turistleri gezdiren çocuklarımızı görüyoruz. Yazın açlığını çıkaran, rehberlik yapan çocuklarımızı görüyoruz yani. O yüzden daha çok ilgiler var. Yabancı gelen turiste daha çok ilgiler olduklarını görüyoruz. Sanayi bakış açıları şu ana daha kadar farklı. Gördüğümüz sayı daha farklı. Zaten sanayici o tarafa çok fazla bakmıyor. Bak. Size göre Doğu ve Güneydoğu'daki bana göre gelişmemişlik değil. Gelişmişlik oradaki insanların da çalışmamazlık gibi bir huyu var. Bana göre. Değerli izleyicilerimiz farklı söyleyebilirler. Turizmi orası için bir teşvik kapsamında kullanıldığı takdirde ciddi de tarihi mirasa sahip ve bugün kayak turizminin en önemli iki merkezi Palandöken ve Sarıkamış baktığınız zaman ve Diyarbakır, tarih Atatürk Barajı, Adıyaman gibi çok önemli değerlere sahip bir yer. Burada turizm yaparak veya turizmi o bölgelerde geliştirerek en azından devlete taş atan insanların önüne geçirebilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne yapmak lazım? Yıllar tabii bütün planların, programların mutlaka değişmesi lazım. Türkiye'yi turizm kurtarır. Güneydoğu'yu turizm kurtarır. Niçin turizm kurtarır? Başka sektörümüz yok onu söyleyeyim. Yani dünyada... Tarım, hayvancılık ve turizm. Kendi içimizde kalan. Tarım, hayvancılık elbette var. Bakın rakiplerimiz var. Bir Çin gerçeği var. Hiçbirini artık yok sayamayız. Adamlar aldılar, gittiler, yürüdüler. Teknolojinin limitasyon konusunda yalnız. Hiç fark etmez. Ve dünyaya satıyorlar. Ya dünyaya satıyorlar. Beşinci dünya, beşinci dünya ama satıyorlar. Hiç fark etmez, satıyorlar. Dolayısıyla şu an elimizde elle tutulur bir turizmimiz var. Onu da canını okumayalım. Tarım var. Baktığınız zaman 12 milyonluk Hollanda'da 65 milyar dolarlık bir tarım ihracatı doğrudur, var yani. Tarımımız var idi. Hayvancılık var. Şimdi tarımda ciddi bir atağa kalktık. Onu da izleyicileriniz bilsinler. Çok ciddi bir program uygulanıyor tarımla alakalı. Ama nereden bakarsanız bakın 20 yılımız var. Bu 20 yılı dayanabilirsek, projelerimizi çok iyi desteklerse devletimiz son derece iyi neticeler alacağız. Ama söylüyorum turizm Güneydoğu'yu da kurtarır. İstanbul'u da, Antalya'yı da, Türkiye'yi de. Herkese yeter. Herkese Türkiye yeter. Her Türkiye, zaman. Turizm herkese yeter. Yani enerji ithalatını tek başına karşılıyor burayı turizm. Aynen. Baktığınız zaman rakam kesinlikle. Olarak. Fakat turizme yeterli sayıda teşvik vermek kağıt üzerinde çok önemli değil. Destek vermek. Destek. Gerçek destek. Baktığınız zaman petrol aramaya 1,5 milyar dolara yakın bir bütçe ayırıyoruz. Aslında bunun illaki petrol aranması gerekiyor. Aranmaması diye bir tabir yok ama baktığınız zaman 70 milyar dolara yakın bir İspanya'nın turizm geliri var. Ve ülke bu turizm geliri üzerinde dönüyor. Milli gelirdeki en büyük payı. Avrupa Birliği ve Rusya en ana pazarları Türkiye'nin turizm hareketlerini içeride çevirmeye çalışıyorlar. Paranın içeride hareketliği yaşansın diye. Mümkün olduğunca yurt dışına turistin gitmemesi için basın yoluyla kendi ülke vatandaşlarına baskı yapıyorlar. Bu bir gerçek. Bu da yeni bir şey değil bu. Tabii netice itibariyle bir şekilde insanlar tatillerini Türkiye'de veya başka ülkelerde geçiriyorlar. Türkiye'nin kendi iç turizm dinamini yaratması için daha ne kadar beklemesi gerekiyor? Yani eskiden işte hani köyümüze giderdik, akrabamıza giderdik. Şimdi o da bitti. Hani bizim bayram kültürümüz var ya aslında turizm kültürü diyelim buna. Ne yapmamız gerekiyor Burak Bey? Valla o Rusya sıktıkça bizim Antalya'mızda patlama oluyor. Yalnız patlama biraz boş. 10-0-14 yaş free biliyorsunuz yer, yani. Ama her yerde bir bakıyorsunuz ki karşınıza bir Rus çıkıyor. Bakıyorsunuz 5 tane kız kol kola caddede karşınızda geliyor. Yani nereye bakarsanız okul deseniz onların da bir okulu açılmış. Dolayısıyla onlar da orada okuyorlar. Yerleşmişler. Sanki bir Türk gibi orada. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını verelim demek istiyorsunuz. Vermeyelim ama yani onlar da orada İsterlerse verelim bence. Sakıncası yok. Valla onu siz bilirsiniz. Daha 1900 yıllarda beyaz Ruslar vardı biliyorsunuz Türkiye'ye gelen. Yani şimdi orada sıktıkça burada yaşamak isteyen belki daha da rahat bir ortamı bulan bir insanlar var. Tercih sebebi oluyor. Geliyorlar. Ha, iş turizm deyince evet yani insan eşine dostuna geçmiş zamanlarda ben de bilirim işte Bodrum'a gidersiniz işte bir yakınınız vardır işte gidersiniz denize. O zaman ne oluyor? İşte çevre esnafını kalkındırıyorsunuz. Orası 1 milyon insan 2 milyon kişi oluyor. Evet bu arada programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan da bir sürprizimiz var. Sedat Bey siz de ve diğer konuklarımıza sırayla bitirelim. Son mesajınız turizm camiasına, turizm basını olarak.
devlete, meslektere kısa ve öz hala yapalım. Görüyorum. Yani 2 yıldır aktif olarak bütün bu sivil toplum örgütlerinin toplantılarına gidiyorum. Buradan TÜRSOP ve tüm çatının içinde bulunan dostlarımızın, abilerimizin, turizm duayenlerinin bir noktada birleşmesi lazım. Kesin. Bu ülkeyi az önce de söyledim. Ancak turizm kurtarır. Sizin mesajınız bu. Bu. Sizin mesajınız Fatih Bey. Daha çok tanıtım. Ya ben tanıtıma ve pazarlamaya yönelim diyorum. Ama herhalde kana gidecek afişte yapılacak olan tanıtım değil, değil doğru mu? Tabii ki. Oraya da zaten çarpı koyuyorum. Veya atların geçtiği gibi tanıtım değil. O tanıtım bence, güzel, iyi bir tanıtım. Güzel Mardin tanıtım. Veya Mersin veya Trabzon gibi farklı kültürlerin şehirleri kültür için seçilmiş olsaydı daha farklı tepki alabilirdi Türkiye. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu arada Bora Bey sizin hem bir mesajınızı alalım hem de bir sürprizimiz var. Onu da değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Sürprizim var. Mesajınızı alalım turizm basını olarak. Küçük bir parantez içinde bir şey anlatmak istiyorum. Biz tabii yayın yapıyoruz. O kadar çok mesajlar alıyoruz. Ama bir de böyle sebepsiz mailler alıyoruz. Artık bu mailleri almak istemiyoruz. Bunu tabii ki ben buradan söylüyorum. Bunu kişiler biliyorlar. Ve biz burada ikinci yılımızı kutlamaya geldik. Turizm Lisesi 2 yaşında. Turizme dair programında ve Airport TV'de bu programı yaptığı için, bizleri de davet ettiği için, bizler bu programda söz hakkı tanıdığı için de teşekkür ediyoruz. Şahsınıza ve Airport TV'ye. Nice mutlu yıllara, turizme dair program olarak da nice mutlu yıllara, Airport TV olarak da nice mutlu yıllara. Sizin mikrofonunuzu çıkartmanız gerekiyor. Çıkartmayacağım çünkü benim... Çok kısa olarak bir pasta kesiminden sonra programımızın sonuna geldik. Tüm izleyicilerimiz bence programdan sonra yiyelim. Evet. Evet. İzleyicilerimiz için kesiyor. Evet, izleyicilerimiz için kestik. Airport TV için, turizme dair programı için ve turizmsesi.com haber portalı için kesiyor. Şunu şöyle. Nasıl? Ben son koyuyorsun. Sen bırak. Ben tüm izleyicilerimizin adına yiyebilirim onu. Evet. Tabakla beraber buraya verirseniz. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimizin adına tatlandırdık programı. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve tatlı bitirelim evet, diye. Çok teşekkür ederiz bu arada sürpriziniz için. Son mesajlarınızı aldık. Başka söyleyecek çok fazla şey var. Konuşacak çok şey var. Airport TV ve turizme dair olarak her zaman turizm ve sektörün yanındayız biliyorsunuz. Sizler de bizleri destekliyorsunuz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu arada Sedat Bey'in içinde bir şey kaldı. Biraz önce kestik herhalde. Son bir dakika için son sözünüzü ben alayım. Sedat Bey kapatalım programımızı. Hangi konuyla ilgili hangi sefk açıklık kaldı? Türkiye ve turizmle ilgili. Valla İspanya yarım asrı geçirdi turizme başlayalı. Biz 1983 yılında Turgut Özal'la bu hamleyi başlattık bildiğim kadarıyla. Ben de 20'li yaşlardaydım o zaman. Çok emek sarf edeceğiz. Henüz daha yolun başındayız. Ama Türkiye bütün olayları, bütün yaşama çok hızlı adapte olan bir ülke. Bu arada biliyorsunuz turizme dair olarak gündemi turizm üzerinden değerlendiriyoruz. Çok güzel. Gündemi evet. Turizm üzerinden evet. Değerlendirdik yine bu programı. Sabredeceğiz. Daha önümüzde çok uzun yıllar var. Evet. Ya hazmetmesini bilirsek önümüz açık. Önümüz açık. Açık. Bunun içinde tabii herkese, her kesime. Mesaj çok. Herkese. Mesaj çok. Herkesin bir tarafından tutması gerekiyor battaniyeyi. Kesinlikle.